Photoshop ile bir fotoğrafı çok rahatlıkla bir karikatüre dönüştürebilirsiniz. Photoshop'taki Liquify özelliği gerçekten bu konuda harika işler çıkartabilmemizi sağlıyor. Karikatür oluştururken temel amacımız kişinin yüzünü eğlenceli hale getirmek ve yüzünün özelliklerini abartarak yansıtmak. Ne demek bu? Gözü, ağzı büyütmek, burnu veya kulakları küçültmek, çeneyi uzatmak, alnı genişletmek, yüzü bedenden daha büyük hale getirmek karikatür yapımındaki önemli noktalardan. Benim bu eğitimde kullandığım fotoğraf üzerinden çalışmanızı yapmak isterseniz aşağıda linkini bıraktım, oradan ulaşabilirsiniz. Veya kendiniz, size ait veya bir başkasına ait bir fotoğrafı ya da internetten bulduğunuz herhangi bir fotoğraf üzerinde de düzenleme yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Kullanacağım görsel bu olacak. Görseli öncelikle arka plandan ayırmam gerekecek. Quick Selection Tool'u kullanacağım bunun için. Pen aracıyla daha detaylı bir seçim yapabilirim ama ders uzatmamak adına hızlı bir seçim yapmak istiyorum. Soldaki araç kutusunda bu seçeneğin üzerine tıklayarak Quick Selection Tool'u seçiyorum ve arka planı dahil etmeyecek şekilde seçimi yapıyorum. Temel seçim dersine girmeyeceğim ama mesela burada arka planı da seçti. Onun için Alt tuşuna basıyorum klavyeden. Alt tuşuna basarak bir seçimi yapıyorum ki buraları alma demek istiyorum. Seçimi yaptım. Seçimi yaptıktan sonra seçili alanı çoğaltmak için Ctrl-J tuş kombinasyonunu kullanacağım. Ctrl-J'ye bastığımda seçili alan çoğalmış olacak. Bunu yapmamın nedeni görselin çok sağa yanaşmış olması. Arka planı şöyle yeniden hazırlıyorum. Bu şekilde seçili alanı dekupe ettikten sonra görseli karikatürize etmek için kafayı da ayırmam gerekiyor. Lasso tool'u seçiyorum. Şöyle kafayı boyundan olacak şekilde Ctrl-X'e basıyorum. Ve Ctrl-Shift-V'ye basıyorum ki aynı yerine yapıştırsın tekrar. Gördüğünüz gibi kafayı ayırdık. Vücudumuz var, kafamız var. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi her iki katmanı da Smart Obje'ye çevireceğim. Görseli Photoshop ile açtıktan sonra ve dekupe ettikten sonra hemen yaptığımız çalışmaları Smart Obje'ye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü o katmanın orijinalliğini korumanın ve daha sonra üzerinde değişiklik yapabilmenin en iyi yolu bu. Smart Obje'ye yani akıllı nesneye çevrilen bir katmana filtre verilse dahi daha sonra üzerinde kolaylıkla değişiklik yapabiliyoruz. Büyük avantaj. Katman üzerine geliyorum ve sağ tıklayıp Convert to Smart Object seçeneğini seçiyorum. Aynı şeyi kafaya da yapıyorum. Vücudu şöyle ortalayıp birazcık küçültüyorum. Kafayı da biraz büyütüyorum. Hatta bunları isim de verebiliriz. Kafa katmanımız seçiliyken filtre üzerine geliyorum. Liquify seçeneğini seçiyorum. Liquify özelliği yüz üzerinde büyütme, küçültme, kaydırma gibi araçlara sahip olduğundan fotoğrafı daha da karikatürize etmemize yardımcı bir araç olarak tanımlayabiliriz. Liquify böyle bir pencere bizim görsel üzerinde düzenleme yapabilmemizi sağlayan araçlardan bir tanesi. Son sürümlerinde yeni ek özellikler geldi. Burada gördüğünüz gibi ağzı, gözü, burnu, kafanın çeşitli alanlarını düzenleyebiliyoruz. Mesela gözlerin birbiriyle olan aralığını buradan düzenleyebiliriz. Burun üzerinde düzenleme yapabiliriz, konumlandırma veya küçültme, büyütme gibi. Aynı şekilde ağız üzerinde düzenleme yapabiliriz. Dudakların kalınlığını buradan belirleyebiliyoruz. Kadını biraz daha karikatürize edebilmek için olabildiğince gözleri ve ağzı büyütüyorum ve burnu küçültmeye çalışıyorum. Şu an yapmak istediğim şey bu. Kafayı da alnı biraz büyütebiliriz. Çeneyi büyütebiliriz. Kafayı genişletebiliriz. Bu şekilde çeşitli düzenlemeler yapılabilir burada ama burada yapılan düzenlemeler biraz kısıtlı olabiliyor. Onun için buradaki araçları kullanarak kendimiz biraz daha müdahale edeceğiz. Buradaki artı ve eksileri kullanarak yaklaştırıp uzaklaştırabiliriz. Biraz yaklaştıralım. Ne demiştik? Gözleri büyütmek gerektiğini söylemiştim. Mesela bu araç gözleri büyütebilir. Aracı seçtikten sonra fırçanın alanını belirlemek için buradaki size'ı kullanabiliriz. Gözleri büyütüyorum. Bu gözleri büyütüyorum. Ağzı büyütelim. Ve burada burnu da küçültelim. Bu aracı seçiyorum burnu küçültmek için. Bu da içe doğru bir küçültme yapacaktır. Bunu da şöyle küçültelim. Şuradaki gamzeleri de küçültebiliriz. Zaten şu anda bile bir foto karikatüre benzemiş. Şimdi de en üstteki butonu alıyorum. Ve bunun da bazı düzenlemeler yapacağız. Mesela çeneyi biraz uzatalım aşağı doğru. Bunun tabi sabit bir şey yok. Gözünüze nasıl güzel gelirse o şekilde bir
düzenleme yapacağız. Bence bu şekilde yeterli, gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi tamam diyerek bu sayfadan çıkabilirim. Daha sonra bu şekilde üzerinde düzenleme yapabilmemiz de mümkün. Bunun nedeni de şu, az önce biz bu katmanı Smart Object'e, yani akıllı nesneye çevirmiştik. Dolayısıyla bizim eklediğimiz Liquify hala burada ve üzerine tıkladığımızda az önceki düzenlemeyi devam ediyormuşçasına devam edebiliriz. Smart Object'lerin güzelliği de bu. Her eğitimimde vurgulamaya çalışıyorum Smart Object'in kullanılması gerektiğini. Şimdi gelelim buradaki boyun ve vücut bağlantısına. Bu kısma biraz uzun girelim. Yine kafa katmanı seçiliyken buradaki mask butonuna tıklıyorum. Görsel üzerinde buradaki beyaz alan üzerinde herhangi bir boyama yaptığımda siyah renkli, o görsel üzerindeki görünen yerler kaybolacak siyah rengi boyadığım için. Bu Photoshop'taki temel özelliklerden biri, masking özelliğidir. Fırçamı seçiyorum buradan. Fırçamın boyutunu ayarlıyorum. Bu masking özelliğini şöyle kullanacağız. Siyah renge boyadığım yerler görselden silinecek. Eğer opacity değeri düşük gelirse size bunu %100'e yükseltin. Bu şekilde tamam. Şimdi de gelelim kafayı biraz aşağı alarak bu kısmı çözebiliriz. İsterseniz bunu uzatın, isterseniz bunu aşağı alın. Nasıl uygun görürseniz o şekilde devam edebilirsiniz çalışmaya. Buraları biraz gölgelendirmek gerekecek. Çünkü yüz büyük geliyor ve buraların gölgesi olması gerekiyor. Bu butona, New Layer butonuna tıklayarak yeni bir layer oluşturuyorum. Alt tuşuna basarak buradan bir renk alıyorum. Ve şöyle boyayalım o rengi. Yeni oluşturduğum katmanın üzerine sağ tıklıyorum. Create Creeping Mask diyerek bunun altını alıyorum. Ve bunu da Multiply seçeneği ile arka planla harmanlayabiliriz. Biraz opacity'sini düşürdüm mü orası bir gölgeymiş gibi olacak. Ufak detaylara girmeyeceğim. Dediğim gibi seçim işlemi değil bu dersin konusu. Ama şöyle hızlı bir düzenleme yapmamız gerekir. Buradaki seçeneklerden şuradaki Adjustment Layer üzerine tıklayalım. Brightness and Contrast seçeneğin üzerine geldiğimizde dilersek fotoğraf üzerinde daha düzenlemeye devam edebiliriz. Şu şekilde kontrastı artırarak daha farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Bunlar karikatürü yaptıktan sonraki işlemler. Photoshop'un Liquify özelliği bu tip işlerde oldukça etkili. Bu eğitimde Photoshop'un Liquify özelliğini kullanarak bir fotoğrafı, bir portre fotoğrafı nasıl karikatürize edebileceğimizi göstermeye çalıştım. Bu Photoshop eğitimimiz de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umuyorum ki faydası olmuştur. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.